Peki müdür hanım. Bir şey daha. Bu kadar kötü espriler yapmazsan sevinirim. Ah tabii, o zaman seni sevindiririm tabii ki. Ya öyle dedin. Hani sevinirim dedin. Ben de seni sevindirmek için öyle yaparım dedim. Kötü bir şey demedim yani. Çok tatlı kızmış bu Tutku. Bayıldım. Harika. Vallahi öyle yani. İçi dışı da bir. Vallahi gülür. Ya yüzünden okuyorum ben zaten insanları. Bir fırsatını bulursam Meltem'le de tanıştırayım. Bayılır Meltem. Süper. Hem Haluk da gelir. Böyle bir organizasyon yaparız. Harika. Aklında bin yaşa. Bence de mükemmel olur ya. Ne yapıyorlar acaba? Ne konuşuyorlar aşağıda? Bir gönül. Aşağı inelim. Hayır. Vallahi. Yok gidelim. Hayır. Bir bırak dakika. Rahat bırak insanları Tuna. Benim biraz delil toplamam lazım Gönül. Evet ama rahat bırak onu. Da rahat bırakıyorum. Bir inelim, ben merak ediyorum. Senin de hakkın orada, benim de hakkım var. İki dakika orası. Hayır. Fotoğraf çekeceğim. İki tane ya. Delil koy. Bunlar önemli Gönül. Çay istiyor musun? Ha? Ne? Çay getiriyorum. Tamam. Gitme bak sakın. Ya de, seni bırakıp gider miyim Gönül? Eğer bir ay burada beraber yaşayacaksak bazı kurallar koymamız lazım. Ama bunlar senin de istediğin kurallar olmalı. Çünkü sadece benim istediklerimle yaşayamayız. Ne bu? Anlamadım. Ne alaka yani? Nedir bu? Bu kağıda kendi kurallarını yazacaksın. 5 tane kural. Ben de yazacağım. Sonra da karşılıklı birbirimizin kurallarına uyacağız. Böylece sağlıklı bir şekilde aynı çatı altında yaşayabileceğiz. Ya ne gerek var bunları? Sen ne istiyorsan yap yani, benim için sıkıntı yok ki. İtiraz etmene neden şaşırmıyorum acaba? Yani 25 senedir vazgeçmedin şu huyundan. Zaten başımıza ne geldiyse de bu itiraz yüzünden geldi. Yani ne alaka şimdi? Yani gene konudan konuya atlıyorsun ha. Çok alakası var. Çok. Tam da konumuz bu. Senin her şeye itiraz etmen. Ben saçma sapan şeylere itiraz ediyorum. Yoksa öyle her şeye itiraz ettiğim falan yok. Ne öyle 5 yaşında çocuk gibi böyle kural mı yazacağız? Hem de 5 tane. Senden bir medeniyet çerçevesinde bir şey rica eden de kabahat zaten. Oho! Bir de şimdi medeniyetsizlikle suçlanıyorum öyle mi? Vay! Alo. Bir ay boyunca eğer bu evde huzur içinde yaşamak istiyorsan lütfen birazcık anlattıklarıma saygı duy. Ben bugün psikoloğa gittim. Nedir komik olan? Ben de diyorum ki bu abidik gubidik fikirler nereden çıktı? Tabii psikoloğa gittim. Bu abidik gubidik fikirleri senin kafana o psikolog sokuyor. Bu fikirler hiç abidik gubidik değil Haluk. Belli kurallar çerçevesinde yaşarsak her şey daha kolay olacak. Hadi o yüzden uzatma, şuraya istediğin 5 tane şeyi yaz. Pekala, yazalım. Umarım uyarsın. Umarım sen de uyarsın. Ha ben. Evet, ben sen. Zaten kurallara uyarım. Tabii. İtiraz eden sensin. Tabii, sen hiçbir şeye itiraz etmezsin. Etmem. Tabii. Bakın bir düşünelim. Ne yazsak? Böyle çiçek böcek yapabilir miyiz kağıtımıza? Kural yazıyoruz. Kurallar. Bakabilir miyim bir? Allah Allah. Bu yaşta kurallar yazıyoruz. Ne? Kurallarımız var. Biz öyle herhangi biri değiliz. Bizim kurallarımız var. Evet. Anacığım, biz artık sosyal kredi notu sistemine geçtik. O ne be? Seni aşar Emine. Sıfır. Otur yerine. Bu yüzden dolmalar için 10 puan Kadri anne. Anacığım, ellerine sağlık. Benden de sana bir 10 puan. Hatice'm, sana da 10 puan. Ay koca iş, benden de sana 10 puan. Arttırıyorum Hatice'm, benden 20. Ay çok romantiksin, benden sana 30. Yine arttırıyorum Hatice'm, sana 40 puan. Koca iş. Hatice'm. Çaylar. Cetar Şükrü, seni değerlendirecek
Bir veri yok elimizde Emine. Ama benim elimde var Hüseyin. Senin de bu zevzekliğine benden 0-0-0. Adamı hasta etme Emine. Bir tane sıfır daha. Of. Hem de kocaman. Dolmalar. Kopya çekme. Ne kopya çekeceğim? Ben kendi kurallarımı yazdım zaten. Acı bitti. Öyle bakıyorsun bana. Böyle. Haluk, senin kurallarını koyacak halim yok. Dur, son maddeyi de yazıyorum. Ay hadi ama. Evet. Hadi okuyorum. Tamam. Buyurun. Önce ben mi? Buyurun. Peki. Bir, yatak odası şahsi kullanım alanımdır. Kimse giremez. İki, eve giriş çıkış saatleri esnek olacaktır. Tabii. Üç, salı ve perşembe dizim var, televizyon benim. Tamam. Dört, eve istediğim arkadaşım gelir. Tamam. Beş, herkes kendi yemeğini ve alışverişini yapar. Aa, tamam dedik ya zaten. Yapıştırıyorum. Okuyacak mısın? Seni bekliyorum gelip oturmanı. Bekle o zaman, yapıştırıyorum. Bir saate yapıştıramam. Hayır, ben senin orada kuralları yazmanı bekledim. Saygı göster biraz. Dinliyorum. Bir, hafta sonu televizyon tamamıyla bana aittir, maçlar var. İki, kumanda akşam 20'den sonra bana geçer, öncesine karışmam. Salı perşembe dizim var, söyledim. İyi, tamam. Tamam. Üç, eve istediğim arkadaşım gelir. Nedense mutabık olduğumuz tek konu. Ne demek, anlamadım. Yok işte, tamam, devam et. Dört, bu kanepe tamamıyla bana aittir. Olmaz öyle şey. Bu bizim ortak eşyamız. Ortadan böleriz, orası senin, burası benim. Öyle mi? Hı hı. E sen yatak odasını tümüyle aldın. Orası da ortak eşyalarımızla dolu. Tamam, tamam. Senin olsun. Evet, tümünü istiyorum. Aman tamam. Sadece sol tarafı istemiyorum. Hepsini istiyorum. Tamam. Beş, akşam en geç 11'de uyurum, salonu boşalt. Problem değil, ben zaten o saatte gece dışarı çıkarım. Ana. Ne? Ne demek yani, ben 11'den sonra dışarı çıkarım mı diyorsun? Evet. Ne demek o? Ne demek, ne demek? Arkadaşlarımla gezmeye çıkacağım. Teknik olarak hala evli olmamız, birbirimizin hayatına bu şekilde karışabileceğimiz anlamına gelmez. Bunu en iyi sen bilirsin. Ayrı gemide yol alırım, ayrı dümen tutarım.